Manşete hoş geldiniz. Bugün KJ'yi ben yazmadım. Oksijen gazetesi yazdı. 5-11 Ocak 2024. Türkiye'nin tek hafta sonu gazetesi sloganıyla çıkan Oksijen'de böyle bir değerlendirme vardı. Demokrasi 2024'ten sağ çıkar mı? Financial Times alıntısı. Bu yıl tarihte görülmemiş bir şey yaşanacak ve 70 e aşkın ülkede 2 milyar insan sandık başına gidecek. Seçimlerin sonucunda giderek otoriterleşen dünyada hala demokrasiye yer olup olmadığı sorusu yanıt bulmuş olacak diyor Amerika seçimi var İngiltere seçimi var e, Hemen her ülkede yani doğudan batıya Amerika'dan Avrupa'ya uzak doğu'ya kadar pek çok ülkede seçimler var Rusya'da seçimler var Var varoğlu var Fakat işte soru bu e, bugün Türkiye özelinde konuşuyoruz e, odak noktamız Elbette Türkiye fakat Türkiye liderliğinin Türkiye'deki iktidarın en önemli şansı da konjonktür hazretleri oldu Konjonktür geriye doğru 10 yıldır yaptığı ettiği her şeyde iktidarın ekmeğine yağ sürdü. Ve dolayısıyla Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar, insan hakkı ihlalleri, hukukun rafa kalkması, ne bileyim manipülatif seçimler şu bu, medyanın tamamen devlet kontrolüne geçmesi yüzde yüz yani ben %95 falan demiyorum. %95 diyeni geçiyorum hemen yani. Onlar da orada arkadaşları olduğu için falan öyle söylüyorlar. 3'ü 5 arkadaşı öyle. Yani e, Türkiye'de %100 e, bir medya kontrolü vardır. Devletin kontrolündedir. Her neyse e, görmüyor mu? Görüyor. Fakat işte bu konjonktür hazretleri maalesef e, Türkiye'de iktidarın, Türkiye liderlerinin ekmeğine yağ sürdü. Ve demokrasi 2024'ten sağ çıkar mı? Bu konuşuluyor. Şimdi Amerika'da seçimlere gidiyor. Kasımda Amerika yani 10 ay 11 ay sonra seçim yapılacak. Birkaç aya kadar adayların netleşmesi bekleniyor ve bugün seçim olsa Trump kazanıyor. Yani öyle bir durum var. Ve yani adam açıklamalarında da saklamıyor. Bir gün diktatör yetkileriyle Ülkeyi yönetmek isterdim diyor. Yeter zaten 24 saat. 24 saatte adamın ajandası belli. 24 saatte astı astı kesti kesti her şeyi yapar. Ondan sonra da dikensiz Gül bahçesinde devam eder. 24 saat yeter diktatörlere. Türkiye'deki durum bu Ercan Akyol çizmiş milliyetten. Yargıtay bir köpek balığı olarak resmedilmiş ve hukuk, hukuku böyle yemeye, böyle avlamaya çalışıyor. Adalet terazisi sapmışsa, evet artık böyle karikatürlere mevzu oluyor. Gündemde var? Murat Kurum'un İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak açıklanması. Fetret bitiyor, İstanbul muradına kavuşuyor. Bugün iktidara yakın bütün gazetelerin aynı manşeti. Yani aynı manşetle çıkmışlar. İstanbul muradına kavuşuyor filan. Ama hiçbirinde olmayan bir detay var. Ama ondan önce konuşmasında İmamoğlu'nun adı geçmemiş Erdoğan'ın. Ona bakalım. Neden geçmemiş olabilir? Deniyor ki işte rakip olarak görmüyor. Deniyor ki İmamoğlu hakkında bir dava var. Erdoğan son dakikaya kadar adaylar kesinleşmeden anketlere bakacak. Yargı yoluyla belki önünü kesmeye çalışabilir. Şu bu bilmem ne. Büyük bir korku var. Artı İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyen bir Erdoğan profili söz konusu 2019'da çifte yanlış yaptı. Hem seçimi kaybetti hem de seçimi tekrar ettirdi. Bu ikisi de yanlıştı. Ve bu iki hatayı nasıl telafi edebilirim derdinde ve bunu Murat Kurum'la sağlayabileceğini daha doğrusu iktidarın tüm imkanlarını, tüm olanaklarını, tüm medya olanaklarını neyse kampanya olanaklarını İstanbul'a yayarak bunu aşmayı aşacağını düşünüyor. En büyük korkusuysa muhalefetin Ekrem İmamoğlu etrafında kenetlenmesi. Partiler ne derse desin, İyi Parti destek açıklamasın. İşte efendim sol kendi adayını çıkarsın. HDP'den veya yeni adıyla DEM Parti'den bir işaret gelmesin filan. Ne olursa olsun seçmen son tahlilde sah sah e şeye gittiğinde, sandığa gittiğinde yani Komünist Parti'nin adayına mı oy verecek? İyi Parti'nin adayına mı oy verecek? Yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı oy verecek? AKP ve adayının arkasında durmayan seçmen ehven deyip son tahlilde Neticede Dem Parti aday çıkardı diyelim. Her eski adıyla HDP. Onun adayına mı oy verecek? Kazanması imkanı olmayan. Yani o oyun o, Türkiye gibi ülkelerde o oyun bir kıymeti yok ki. Ben ona oy vermiştim. E, ver ama yani sonucu etkilemiyor. Dolayısıyla seçmen sonucu etkileyecek bir tercihte sandık başına gittiğinde son tahlilde bulunur mu? Bana göre bu belirleyecek. Çok fazla İstanbul seçimlerine ilişkin ahkam keşmek istemiyorum hangi liderin veya hangi partinin hangi adayın etrafında kenetlendiği veya ne bileyim destek verdiği de çok önemli değil. Seçmen belirleyecek. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde sandığa giden seçmen belirleyecek. Gerçekten Erdoğan nefreti varsa, gerçekten AKP adayını istemiyorsa veya Cumhur İttifakı adayını istemiyorsa onun karşısındaki en güçlü adaya verecek. Yani bu iki kere iki dört bunu maalesef ne Akşener anlayabildi ne de diğer muhalefet partileri anlayabildi. Gerçi anlamak da istemediler. Şimdi İmamoğlu'nun adı geçmedi. İmamoğlu'nun şu anda da zannediyorum uykularını kaçıran konulardan biri bir siyaset yasağı gelir mi gelmez mi? Fakat burada da iki kap var. Bir siyaset yasağı gelirse evet İmamoğlu aday gösteremez belki ama onun yerine konan kişi bir patlama yapabilir sandıkta. Yani tepki olarak. İkinci handikap da şu. İmamoğlu 2028'in favori adayı hala da öyle yani 4 sene 5 sene sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin oradaki şansını da güçlendirebilir. E, ve tabii ne bileyim diyecekler ki İmamoğlu seçilmesin diye, İmamoğlu almasın diye bilmem ne. E, işte mahkeme şey yasa önüne bariyer çekti, set çekti. Ya bu böyle zaten. Geriye doğru da böyle. Yani Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak da öyle son aylarda hiç isme esamesi okunmuyor nedendir. Ona da bakın ayrı bir konu ama bu hep böyle zaten burada mühim olan strateji şimdi siz mahkeme kararları hukuki değil oradan çıkın burada her şey siyasi olduğu için bunun hesabını yapıyorlar yani bu anketlerle veya bu kamuoyu eğilimleriyle yürüyorlar yüzde elli bir İmamoğlu hakkında herhangi bir mahkeme kararı çıkmadan İmamoğlu İstanbul seçimine girer gibi bir hava var şu anda çünkü o yönde atılacak her adım ters tepkiye de ters etkiye de yol açabilir. Konuşmasında İmamoğlu'nun adı niye geçmedi? İşte deminden beri anlattığım bu nedenlerden dolayı geçmedi. O arada medya, Türkiye Medya Mahallesi'nin hiç vermediği bir konu var. Murat Kurum işte eski bakandı 2018-23, imar barışı, imar affı, depremde bir şey yap. Bir sürü şey söyleniyor. Yok salda gölünü kuruttu. Tamam hepsi doğru ayrı bir konu. Fakat yani ismi 17 Aralık dosyasına girmiş bir isim. Sicili orada başlıyor. 1976 doğumlu 47 yaşında ama 17 Aralık dosyasında o dönem Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürüydü. Yani Murat Kurum böyle bir kişi. Geriye doğru iktidarın 10 yıllık hatta geriye doğru belki 10 12 yıllık, 14 yıllık neyse tüm imar hikayelerinde isme geçen biri. Bir yönüyle belki sır küpü, bir yeni bir yönüyle belki suç ortağı. Nereden bakarsanız bakın Nesrin Mas güzel söylemiş kitabın ortasından. 22 yıldır iktidardalar. İstanbul'u 20 yıldan uzun süre yönetmişler ve deprem hiç akıllarına gelmemiş. Şimdi çıkardığı imar afları, imar barışıyla İstanbul'u depreme karşı korumasız bırakan, emlak konutun başkanı iken deprem toplanma alanlarına lüks konutlar yaptıran, İstanbul'un kaynaklarını ailenin vakıflarına aktaran birini İstanbul'un adayı yapmışlar. Bu bize deprem falan umurlarında değil öncelikleri İstanbul'un rantına el koymak olduğunu söylüyor demiş. Ve bir başka isim Aydın Ay Aydın. ya sanki bu isim çok önceden AKP'ye dümen kırmamış AKP ile ilişkisi ortaya çıkmamış gibi kızı da AKP'den milletvekili olmamış gibi ee, sanki dün dönmüş gibi bir şey veriliyor yani artı CHP üzerinden de yani Aydın Ay Aydın tanırım bilirim defalarca oturup kalktık yemek yemişliğimiz var vesaire şimdi e, Anap'ta siyaset yaptı DYP'de siyaset yaptı sonra CHP'de siyaset yaptı ondan önce Emlak Bank Genel müdürüydü. Profesör, doktor, üniversitede öğretim üyeliği var falan. Yani böyle bir kişi var. Yani karşınızda bir anadan doğma CHP kimliği ve anadan doğma ne bileyim bürokrat kimliği yok ki. Yani çok şey var. Anadan doğma ne bileyim akademisyen kimliği yok. İşte şimdi tartışılıyor. Deniyor ki şimdi Muğla e, belediye başkan adayı olmuş. İşte Erdoğan'ın diplomasi konusunda da e, 4 yıl boyunca hem derslerine girdim hem de sınavlarını yaptım açıklaması konuşuluyor. Fakat diplomasını gördüm demedi. Yani o da karıştırılıyor. Erdoğan'ın Erdoğan okul yıllarına tanıklık yaptığını söyledi. Hani o da bir şey çünkü Erdoğan okul yıllarından kendine tanık bulmakta güçlük, güçlük çekiyordu. Ne bir hoca çıktı, ne bir arkadaş çıktı, ne bir üniversite fotoğrafı çıktı falan hiçbiri yok. Öyle olunca Aydın Ay Aydın'ın 4 yıl boyunca derslerine girdim ve sınavlarını yaptım demesi önem kazandı. Fakat geçen sene yaptığı açıklamada Ağustos 2022 galiba ben hiçbir zaman Erdoğan'ın diplomasını gördüm demedim demişti. Fakat orada başka şeyler de söylemişti. Her iki seçimde de rakiplere oy verdim. Rakiplerine oy verdim. 22 yıldır AKP'ye oy vermedim demişti. Evet. Fakat bu isim şimdi işte ne bileyim villasının bir tarafı orman arazisine giriyormuş. Onun için kendine özel Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarttırmış filan. Kızı da aynı şekilde AKP'den şey olmuş milletvekili olmuş. Derya Ayaydın. Yani son bir yıldır, bir buçuk yıldır dümeni oraya kırmışlar zaten. Aldığı evin tuvaleti, müştemilatı orman arazisine taşmış. Erdoğan özel cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmış. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunun için var zaten. Yani cumhurbaşkanlığı yani meclise gelse çıkabilir miydi bu? Veya meclise gelse bu işi tartıştırırlar mıydı? Çıksa bile meclisten tartışılmasını isterler miydi? Onun için böyle e, arkada iş çeviriyorlar. Fakat şey önemli. Hmm iktidarın yanında hizalanma veya gücü güce tabasmus etme, güce yalçaklanma e, yaltaklanma ya da gücün yanında yer alma. Daha önce 22 yıl boyunca AKP'ye oy vermemiş. Yani 2022 Ağustos'unda bunu söylüyor. Daha bir buçuk yıl olmadı yahu. Bir buçuk yıl olmadı. 2022 Ağustos'unda 22 yıldır AKP'ye oy vermedim filan falan diyen Erdoğan'ın okul yılları ile ilgili işte okula devam zorunluluğu yoktur Tayyip Bey zaten gece dönemi öğrencisiydi okula sınavdan sınava gelirdi sağ sol çatışması vardı ben sadece bunları söyledim hiçbir zaman Erdoğan'ın diplomasını gördüm demedim diyen kişi 15-16 ay sonra Muğla belediye başkan adayı ayrıca şunu unutmayın bütün şeylerde bu böyledir yani Türkiye siyasetinin Türkiye bürokrasisinin veya Türkiye akademisinin önemli bir medyasının da önemli bir bölümü İktidar neredeyse, güç neredeyse, onun yanında hizalanır. Yani bu böyledir. Yani durum değişmez. Derya Ayaydın, 28. Dönem, İstanbul Milletvekili. Evet. Canatalayın salınmay salınmayacağı artık tamamen gündemden düştü biliyorsunuz ve tahliye edilmeyeceği kesinleşti. Neden? Çünkü Özgür Özel'e yüklenirken. Erdoğan üst perdeden konuştu gene. Anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdine düştü dedi. Evet Erdoğan'ın bütün yani bir sürü lafları var birbiriyle çelişen yarın bu lafı da yiyebilir falan ayrı bir konu ama şu anda konjonktürel olarak veya şu günlerde şu haftalarda bu işin olmayacağı ve muhtemelen Meclise etki edecekler ve orada okunacak bir iki satırlık yazıyla milletvekilinin düşürülebileceği sürüncemede veya işte ne bileyim şeyleri de tutabilirler. E, sallantıda da tutabilirler. Ortada da tutabilirler. kızakta da tutabilirler konuyu ama e, bu böyle. Orada iyi bir haber. Furkan Karabay tahliye edilmiş. Bir önceki manşet yayınında detaylı anlatmıştım. Polisin nasıl tuzak kurduğunu filan e, Maltepe Cezaevine gönderilmişti. Birkaç gün sonra tahliye edildi. Yani herkesin erişimine açık mahkeme tutanağını yayınladı diye. Bir başka isim, Seyhan Avşar. O da Adalet Bakanı yardımcısı Akın Gürlek'le ilgili haberine dair. ...hakkında soruşturma açılmıştı. Orada Halk TV Komiteli'de yayınlanan haberde... ...Urfi Çetinkaya'nın... ...uyuşturucu ticareti suçundan... ...kırmızı bültenle arandığı dönemde... ...Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek'le... ...temasa geçmek istediği... ...ve Akın Gürlek'in gelişmeleri takip eden... ...Narkotik Daire Başkanlığı tarafından uyarıldığı falan... E, ...haberi vardı detayda. Bundan dolayı ifadesi alındı. Daha sonra da yurt dışına çıkış yasağı ve ne bileyim... E, ...haftada bir imza vermek gibi... ...konularla ne bileyim şeylerle kayıtlarla tahliye edildi. Büyük geçmiş olsun ağır faşizm koşullarından geçiyoruz demiş. Aydınlar akademisyenler siyasetçiler yani boyun eğmeyen herkes bir bedel ödüyor. Hakkımda verilen adli kontrol kararı da benim mesleğimi biat etmeden yapmanın küçük bedeli boyun eğmeden itaat etmeden yazmaya devam demiş. Büyük geçmiş olsun. Oradan İran'a gidelim. Kürt kadın aktivist Roya Heşmati parkta başı açık fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle 74 kırbaç cezası verilmiş ve bu ceza infaz edilmiş. Sağdaki fotoğrafta görülüyor nasıl infaz edildiği. Hatta cezası infaz edilirken de başörtüsü düştüğü için yeni bir ceza ile tehdit edilmiş. Yetkililer hayır bundan dolayı değil işte kamu, kamuya açık alanda başı, başı açık dolaşırken fotoğraf çektirdi ve bunu da para karşılığı yurt dışındaki bir takım ajanslara veya organizasyonlara geçti filan gerekçe budur falan diyorlar. İşkence de Jin-Jian-Azadi sloganlarını atmış. Bu kadın yaşam özgürlük manasına geliyor. Böyle. E, orada uygulanan şer'i hükümler, e, kendine göre hükümler başka yerde uygulanıyor veya uygulanmıyor. Başka yerde kırbaç cezası var. Yani e, herkes kendi kafasına göre bir yorum çıkarıyor ve uyguluyor. Bugün bu çağda kabul edebilecek, onaylanacak e, ve tasvip edilecek bir uygulama değil. Yazıklar olsun ama... Orada bir avuç kadın hala direnmeye devam ediyor ve bunun cezasını göze alarak bunu yapıyorlar. O açıdan da dikkate değer bir konu. Büyük geçmiş olsun Roya Heşmati. Ne diyebiliriz ki? Gündeme getirmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İran'daki rejimin kısa orta vadede değişeceği yok. Bu biçimde devam ediyor ama oradaki bir avuç insan buna karşı direnmeyi sürdürüyor. Ve kırmaçlanırken bu sloganı atıyor. Kadın, yaşam, özgürlük. Yavaş yavaş toparlarken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geldi ve boy boy fotoğraflar paylaşıldı Erdoğan'la şu bu filan. Onu geçeceğiz. Öncesinde ve sonrasında gittiği ülkelerle ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. Türkiye'ye gelince sanki özel olarak Türkiye'ye gelmiş gibi muamele görüyor. E, bu ziyarete anlamlar yüklendi ama fotoğraflar üzerinden mesaj verildi. Fakat şu fotoğraf paylaşılmadı. Bu fotoğrafı Antony Blinken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı kendi Twitter hesabından X yeni adıyla platformundan paylaştı ve bu, bu fotoğrafta herkesin nasıl önünde hizaya girdiği görülüyor. Yani karşınızdaki Dışişleri Bakanı ve onun esasen mevkidaşıyla muhatap olması lazım. Siz de usulen kabul ediyorsanız edersiniz filan. Fakat burada Türkiye Cumhur adam yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı karşısında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı hizaya dizmiş görünüyor. Ha buyur. Esasen fotoğraf bu. Ve bu fotoğrafla Fahrettin'i, Algı'yı, Hakan Fidan'ı, İbrahim Kalın'ı, Erdoğan'ı, Saray'ı, Propaganda Bakanlığı'nın faaliyetlerini, iletişim Dairesi yeni adıyla bir anda bitiriyor. Tek kare fotoğrafla görüyorsun yani, görüyorsunuz. Böyleyken böyle. Namık Tan bir şey paylaşmış. Eski Büyükelçi şimdi ...CHP'de siyaset yapıyor... ...Blinken'ın dünkü Türkiye ziyaretinin esas olarak... ...İsveç'in NATO üyeliği konusunda... ...TBMM'nin onay sürecinin bir an önce tamamlanması çağrısının... ...doğrudan Erdoğan'a son kez iletilmesi amacıyla... ...yapıldığını düşünüyorum demiş... E, ...buna katılıyorum... ...başka bir amacı olamaz bu ziyaretin... E, bu ziyareti alıntılayıp da ya bak gördünüz mü Türkiye ile Amerika ilişkileri hiçbir zaman bozulmadı e, filan böyle diyenlere kulak açmayın diyenlere de katılmıyorum. Çok kritik attığı Orta Doğu turlarında ve daha İsrail Gazze meselesinin ilk haftalarında hiç Türkiye'nin adı da geçmedi Türkiye'ye uğramayı da düşünmedi Anthony Blinken. Bu ziyaretin tek amacı olabilir İsveç NATO meselesi o konuda e, şeye katılıyorum namıktana katılıyorum. Başkaca bir somut somut amacı yoktu diyor bu seyahatin ee, katılıyorum gerçek gündemle bitirelim gerçek gündem bu Memduh Bayraktaroğlu paylaşmış Türkiye'nin 15 milyon yurttaşı için cennet 70 milyon yurttaşı için cehennem olduğunu dışarıda yemek yediğinizde anlıyorsunuz diyor. 15 milyona cennet, 70 milyona cehennem. Evet, güzel bir betinleme bu. Zaten o 15 milyona cennet olan bölümden paylaşımlar yapılıyor. İşte yaşanan hayata bakın falan deniyor ve bu hep vardı zaten. Fakat 70 milyon herhalde hiç bu kadar fena, berbat ve ufuksuz, vizyonsuz geleceği göremeyecek halde. Türkiye'den, Türkiye'den umudunu kesmiş halde. Bu yıldan ve önümüzdeki yıllardan umudunu kesmiş halde bir bedbaht bir halde değildi herhalde geriye doğru baktığımızda 20-30 yıldır. En azından son 30 yıla 35 yıla tanık olan birisi olarak içinde tanık olarak gazeteci olarak tanık olan biri olarak söylüyorum. İki porsiyon döner iki ayran 1500 TL. İki porsiyon döner iki ayran 1500 TL. Türkiye fotoğrafı bu. Demokrasi 2024'ten sağ çıkar mı? Bununla başladık ve bununla kapatalım manşeti. Büyük bir soru işareti, beni de hep eleştiriyorlar. Ya niye şunu eleştiriyorsun, niye bunu eleştiriyorsun, niye muhalefeti eleştiriyorsun? Senin özel bir dava hiç, kimseyle özel bir davam yok, kinim yok. Hayatımdan çıkardığım insanlarla bir daha dönüp bakacak, bir daha dönüp ilgilenecek halim de yok. Sadece aydınlanmaya katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ele aldığım konularsa birer malzeme. Böyle bakın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşçakalın.